Pixopat'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Beklenen gün geldi. Bütün tartışmaları bitirecek o büyük tartışmanın yaşanacağı kutlu gün nihayet geldi. The Lord of the Rings, Rings of Power dizisi nihayet yayınlandı. Herkesin elbette kendi safında, kendi argümanlarını sıralayıp hiçbir şekilde orta yolda buluşamayacağı o kutlu günü bugün yaşıyoruz, yaşamaya başladık diye düşünüyorum. Ben Gürkan. Ben Gül. Sizlerle birlikte bugün Rings of Power bir değerlendireceğiz. İzledik biz de. İki bölüm yayınlandı biliyorsunuz. Nasıl tepkiler geldi? Efendim Metacritic'te, Rotten Tomatoes'da eleştirmen yorumları nasıl? İzleyicilerin yorumları nasıl? Biraz onları konuşacağız. Ondan sonra da biz ne düşündük acaba? Biraz ondan bahsetmek istiyoruz. Sonra da yorumlarda özellikle sizlerin yorumlarınızı görmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Nasıl tepkiler veriyorsunuz bu diziye? Başlayalım. Hadi bakalım. Rotten Tomatoes'da şu anda notu %83 eleştirmenlerden. Yani 100 eleştirmenden 83'ü 60 ve üstü puan vermiş. Evet. 60'tı galiba. Sanıyorum öyle, ben de öyle hatırlıyorum. 60 olması lazım. Şöyle diyelim yani. Beğenmişler. Beğenmişler. 100 üzerinden 83 beğenilmiş. Kullanıcı yorumu, izleyici yorumu veya puanı %37. Hmm. 40 civarındaydı ben baktığımda, şimdi 30'lara inmiş. 37 civarında. İşte yok yorum silindi mi silinmedi mi falan gibi muhabbetlerde dönüyor. Dönmüyor değil yani. Dediğim gibi tartışmaların odağındaki bir dizi. Buna hazırlıklı olmamız lazım kesinlikle zaten. Kesinlikle. Metacritic'e dönüyorum. Metacritic notu şu anda 71. Yani biliyorsunuz Metacritic'te verilen notların ortalaması alınıyor. 100 üzerinden 71 ortalama bir not almış Metacritic'te. Burada pozitif şey olarak bakarsak 28 tanesi bu 71 puan ortalamasının, 28 tanesi pozitifmiş, 9 tanesi karışık şeyler söylüyor. Negatif falan söyleyen hiç yok. Yok gibi gözüküyor. Fakat kullanıcı puanı burada 2.1. Biliyorsunuz Metacritic'te kullanıcı puanları falan çok tartışılıyor. Onlara bakacağız. Genellikle burada gördüğümüzde şu sol taraftaki yorumlara baktığımızda öne çıkan şey şu oluyor. İlk iki bölüm hani görsel olarak, sanat tasarımı olarak, işte müzik olarak diyelim. Yani bu efendim sinematik kalite olarak diyelim. Son derece öne çıkan. Fakat sanki böyle üstünden henüz şeyi atamamış. Toprağı gibi toprağı mi yani? Toprağı atamamış mı denir, ne denir bilemedim. Henüz onu atamamış gibi gözüken bir diziyle karşı karşıyayız. Hani karakterler daha çok öne çıkamadı. Daha çok exposition'la, hani böyle ortamı, dünyayı anlatmakla geçen iki bölüm olduğu gibi eleştiriler olduğunu görüyoruz. Kullanıcı yorumlarına gelirsek, girişte bahsettiğim kutuplaşmayı herhalde görebiliyoruz diye tahmin ediyorum. Bir grup diyor ki kardeşim niye siz bu diziyi efendim review bombing yapıyorsunuz diyor. Bir grup diyor ki bitirmişsiniz, mahvetmişsiniz, helal olsun diyor. Ya zaten şeye bakıyorsun işte, bu pozitif, karışık ve negatif dağılımına. Hani karışık şeyler söyleyen 10 kişi var sadece. Evet. Hani ya 10 veriyor, 9 veriyor. Ya sıfır. Ya çöp. Çoğu çöp demiş, evet. Yani. Yani kötü diyenlerin, beğenmeyenlerin çoğunluğu diyebiliriz herhalde. Baktığım kadarıyla en azından benim çoğunluğu Tolkien'in ruhuna uymadığı, orta dünya havasını yansıtmadığı veya efendim işte çok anmak istemiyorum. Bu laftan çok sıkıldım, bıktım ama biliyorsunuz Social Justice Warriors, işte bizim SJW dediğimiz dediğimiz olayların çok öne çıktığı, işte ırkların karıştığı, ettiği falan üzerine dönen yorumlar var. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben sevgili Ejderha'yı, Murat abiyi dinledim. Murat Sönmez'i. Geceliğini onlar biliyorsunuz şey yaptılar bir de. İzleme partisi yaptılar. Kendisinin yorumu şöyle olmuş. Yani çok fazla lore'a hakim değilseniz, efendim orta dünyaya çok hakim değilseniz, keyifle izlenebilecek bir dizi olduğu yönünde. Ama işte biraz detaya inen, detayı bilen bir okuyucuysanız, takipçiyseniz ya da neyse ne demek lazım bilmiyorum, o zaman sıkıntıların baş gösterebileceği üzerine bir yorumu olmuş. Yani ne kadar lore'a hakimseniz keyif alma derecenizin o kadar düşeceği üzerine, evet, bir yorum yapmış kendisi. Ben öyle bir izleyici değilim. Yok, kesinlikle değiliz yani. Lore'a hakim falan değiliz. Hani öyle bir aman Allah'ım öyle bir hakimiyetten falan söz edemeyiz. İşte kitapları bilen, efendim okuyan, filmleri izlemiş zamanında, defaten izlemiş izleyiciler olarak değerlendirmek gerekecektir yani. Böyle bir beklenti içinde olun biz konuşurken. Sana sözü devredeyim mi Gülcüm? Ne düşünüyorsun diziyle ilgili? Zaten iki bölüm yani, bir sezonu bölüm, beklemek tabii lazım elbette. Tabii, nasıl tabii, bir şey öyle çıkacağı için ama. Yani şimdi bir kere bence çok öne çıkan bir şey. Hı-hı. Amazon bu işe çok sağlam para dökmüş. Baktım da ben ne kadar dökmüş diye, açıklamıyorlar tabii ama bir kere haklarını $250 milyon almışlar.
ve açıklamasalar da dönen muhabbet ilk sezonun 460 milyon civarına çıktığı falan. Ki diyorlar ki insanlar 5 sezon falan olacakmış galiba. Hani milyarı rahatlıkla görür diyorlar bütün o marketing kampanyaları bilmem neyse şununla bununla. Bir kere bu çok gözüküyor. Yani prodüksiyon kalitesi olarak bence inanılmaz bir iş. Bu kadar kaliteli bir şey televizyonda diyeceğim artık. Hani bunlar streaming ama televizyon diyelim. Televizyonda çok görmedik yani. Efektinden işte kostümüne şusuna busuna falan çok başarılı. Mesela hafta içi şeyi konuştuk. House of the Dragon'ı konuştuk Party Chat'te. Orada mesela efektler falan batıyordu. Yani belli ki o bu kadar yüksek bütçeli bir dizi değil. Bu bütçesini gösteren teknik anlamda çok öne çıkan bir dizi olmuş. Bir kere onu söylemek lazım. Ama işte ister istemez insan dediğim gibi House of the Dragon'la kıyaslıyor. Burada mesela orada öne çıkan işte karakterler, genel o plotun akışı, kim ne istiyor, ne yapıyor falan filan gibi şeylerin netliği burada yok. Öyle çok öne çıkan bir karakter ya da işte çok öne çıkan bir plot akışı olmadı. Dediğin gibi böyle daha ziyade bir girizgah gibi bir akış oldu açıkçası. Ben katılıyorum sana. Yani televizyondan yayınlanacak bir sinema filmi yapmışlar kalitesinde bir işle karşı karşıyayız. Benim o konularda herhangi bir şikayetim yok. Müzik çok beğendim. Efendim ortamlar, tasarımlar, efektler falan her şey hakikaten yerli yerinde. O konuda söyleyecek bir şey yok. Lore'a efendim uygunluk çerçevesinde söyleyebileceğim de çok fazla bir şey yok. Ben onu o perspektiften değerlendirmeyeceğim bu işi. Benim bakacağım nokta şu olacak. Dizinin kendi içerisinde yani hikayenin kendi içerisinde akışındaki tutarlılık, işte senaryonun yazım kalitesi, karakterler falan o çerçeveden daha fazla bakmaya çalışacağım. Ve şöyle bir şey söyleyebilirim, şunu öne çıkarabilirim kendi adıma. Bir izleyici olarak benim tarzımın daha çok karakterler, karakterlerin efendim işlenişi ve bu işleniş çerçevesinde hikayenin akışı olduğunu bana kanıtlayan işlerden biri oldu diyebilirim. Bütün ihtişamına karşın Rings of Power bana örnek vermek gerekirse ki o da yeni başladı biliyorsunuz iki bölüm yayınlandı. House of the Dragon'ın verdiği heyecanı vermekte başarılı olamadı bana. Açıkçası 2 saati izlerken biraz da sıkıldım. Onu söyleyebilirim. Kötü bir dizi o yüzden sıkıldım anlamında değil. Şöyle bir şey, gerçekten ortamı oluşturmak için efendim işte o ihtişamı verebilmek için çok zaman ayrılmış. Fakat bu sırada zannediyorum böyle bir 4-5 kolada ayrılmanın getirdiği bir anlatı tercihinin sonucu olarak karakterler çok fazla öne çıkamıyorlar. Şu anda tip olarak yer alıyorlar sanki. Yani istekleri, arzuları, güçlü oldukları veya güçsüz oldukları yanlar çok fazla vurgulanmadığı için şu aşamada biz olayları izliyor durumundayız. O yüzden bu ilk iki bölüm üzerinden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama House of the Dragon tarzı bir anlatıyı tercih ettim. Ben kendi adıma söyleyebilirim. Bunu bir kenara koyuyorum. Onun dışında diziyi izlerken bize tuhaf gelen bazı şeyler oldu. Dizi izlerken söylendi, konuştuk falan biraz yani. Sonra işte dedim ya Murat abiyi dinledik diye o da takılmış. Spoiler olacak belki biraz ama yani işte Galadriel'in suya atlaması diyeyim. O kadar söyleyeyim. Denizleri aşta gel kurbanım olam. Yani biz dedik herhalde bir sezon boyunca yüzecek yani bu hatun. Yani... O bir soru işareti bıraktı diyebilirim. Mesela o tip anlar bol bol var. Ya da işte çünkü efendim... şey hani pardon kestim seni de Murat abi diyor hani bilenler ne kadar büyük olduğunu biliyor oranın diye de haritayı da gösterdiler yani giderlerken falan. Ben bilmeye gerek yok herhalde oradan oraya nasıl bir mesafe olduğunu tahmin etmek için yani. Ya da işte Elrond'la efendim Celebrimbor'un cücelerin oraya gidişi falan. Yani böyle... Hani yürüyerek gidelim falan. Yani bazı şeyler öyle gözüküyor. Yani sanki bunlar ben tekrar söylüyorum çok hakim olmamakla birlikte Laura ortama şeye falan çok hakim olmamakla birlikte izlerken oluyormuş demek ki falan gibi böyle bir soru işareti bırakıyor yani izleyicinin kafasında. Yani dediğin gibi genel hani Laura bilmeyen genel izleyici bizim gibi izleyici için bile soru işareti oluyor onlar yani. Oluyor o olmuyor değil. İşte gizemler oluşturulmaya çalışılıyor bir yandan. En büyük gizem ne diyecek olursak işte meteor adam nedir, necidir, kimdir, ne oluyor, ne bitiyor falan. Öyle bir gizem tarafı var işin. Sauron çıkacak mı, çıkmayacak mı, kötülük nerede, ne oluyor, ne bitiyor falan gibi. İşte bir yandan bizim bu ufaklığın elindeki kılıç ne oluyor, ne bitiyor. İşte onun bir gizemi derken böyle böyle gidiyor bakalım. Ben kendi adıma şöyle bir son cümle edebilirim yani diziyle ilgili düşüncelerim adına. Böyle... Çok yerlere vurulacak bir iş falan yok. Aksine çok üst kalite bir prodüksiyonla karşı karşıyayız. Ama
Dediğim gibi ben iyi televizyon diyebileceğimiz, hani good TV diyorlar ya, hı hı, işlerdeki o efendim aradığım şeyi şu ana kadar göremedim Rings of Power'da, onu söyleyebilirim. Nedir o? Dediğim gibi bir kez daha tekrarlamak gerekirse işte karakterlerin efendim tercihleri, öne çıktıkları güçlü güçsüz yanları falan gibi şeyler konusunda şu anda pek bir şey göremedim. Bu şeyle ilgili ne diyeceksin? Neyle ilgili? Çeşitlilik. Sağlanmaya çalışan çeşitlilik dizi içerisindeki. Eleştirdiği şey, evet, mi diyorsun? İşte social justice, warrior'lık falan. Beni hiç rahatsız etmedi yani. Zaten fikir olarak zaten rahatsız etmiyor. Dizi içinde de kullanılması da rahatsız etmedi. Yani hı-hı, hani öyle kör gözün parmağına bir durum yoktu gayet yani. Yani şöyle bir durum var. Ben şu pencereden bakıyorum. Bu dizide ben özellikle böyle bir hamle yapıldığını görüyorum ben. Onu söyleyebilirim. Hı-hı. Yani özellikle üstüne gidilmiş olduğunu düşünüyorum. Şu nedenle söylüyorum bunu. Kendi içinde tabii bir gene bir mantığı var. Yani bu bir fantezi dünyası olsa da kendi içinde tabii bir mantığı olduğunu söylemek lazım. Yani mesela işte deri renginin neden böyle efendim bir evrim geçirdiği üzerine çalışmalar yaptığında işte neler çıktığını karşımıza biliyoruz. Ha, gerçek hayatta mı? Gerçek hayatta tabii, tabii. Yani işte kuzeylilerin coğrafi daha beyaz göre, efendim aynen, bir deriye rengine sahip olması ya da ne bileyim çok güneşe maruz kalmış insanların daha efendim koyu renkli bir deriye sahip olması falan gibi yani durumlarla karşı karşıyayız. Sanki şöyle bir yorum yapılmış ve onun üzerine gidilmiş gibi bir görüntü ile ben karşı karşıyayım kendi adıma. Yani efendim elfler çok üst tabii bir ırk falan. Onlar bembeyaz, sapsarı saçlı falan gibi. Hayır öyle olmasın. Hani biraz işte çeşitlendirelim. Hı hı. Veya işte efendim klasik hani orklar, doğulu bilmem ne. Tamam hadi orklar apayrı bir durumda tabii yani, de. Ondan sonra hani hobbitler de, hobbit değil de buradakiler de neticede. Herhalde hobbitlerin atası gibi bir şeyler yani. Bir yorum yani var. Hı. O da pek lore uymuyor benim bildiğim, takip ettiğim kadarıyla da. Neyse yani o dönemler öyle bir şeyin olmaması lazım bildiğim kadarıyla. Ama ben gene çok detaya, yani bilmediğim konuda çok konuşmak istemiyorum sonuçta. Sanki, bilen varsa yazın. Evet yani sanki böyle bir temsiliyeti öne çıkarmışlar gibi bir durum var. Ama amasını söyleyeceğim. Yani bunun olduğunu ben kendi adıma kabul etmek mecburiyetindeyim yani. Ama benim izlerken çok 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 dikkatimi dağıttı mı dersen öyle bir durumla karşılaştığımı söyleyemem. Ama tabii bu püristleri diyeyim yani. Evet. Mükemmeliyetçileri rahatsız edebilir. Ya. Yani bu ırklar kardeşim böyle böyle bir background'dan gelip de nasıl böyle bir şey olabilir falan diye yorumları da ben anlayabilirim. Bilirim kendi adıma. Yani diğer taraftan şöyle bir bakış açısıyla bakılabilir gibi geliyor bana. Tolkien bunu yazdığı zaman işte o zamanki dünyanın durumuna bakalım. O zamanki genel olarak dünyadaki insanların, hı-hı, renkli insanların temsil durumuna bakalım. Tolkien'in etrafında hep beyaz insanlar vardı. Hı-hı. Ve beyaz insanlar gerçekten üstün bir konumdaydı. Maalesef öyleydi o zaman. Hı-hı. Ama bugün böyle değil. Dolayısıyla Tolkien'in de bazı insanlar bunu reddedecektir. Belki hani alegori malegori yok. Hani kimseye atıf yapmıyor gibi ama bence biraz var yani. İşte elfler daha kuzeyli gibiler bilmem ne neyse. Dolayısıyla günümüz dünyasında bunu, hı-hı, aktaracağın zaman günümüz dünyasına uygun bir şekilde yapman gerektiğini ben düşünüyorum ve bana mantıklı geliyor. Ben yani sana o zaman gene karşı argüman sağlayayım. Sonuçta Tolkien'in yola çıktığı şey bir kuzey, hatta bir İngiltere, İngiliz yani Anglo-Sakson bir mitoloji ortaya koymak benim bildiğim kadarıyla. Böyle bir mitoloji çerçevesinde kendi konumlandırdığı şeylerin öyle kalması gerektiği savunulabilir diye düşünüyorum. Tolkien'in yazdığı veya yarattığı dünyanın, mitolojinin güncellenmeye ihtiyacı var mı? Bence bambaşka bir soru. Hı hı. Yani ne bileyim Zeus'u da o zaman bambaşka bir efendim ırktan, bambaşka bir fizikle falan, hı hı, yorumlamak gerekebilir gibi bir şey, hı hı, çıkıyor karşımıza. O zaman yeni bir mitoloji yaratmak, yeni bir fantezi anlatmak gerekli diye de düşünülebilir diye bir argüman ortaya koyabilirim. Tolkien'in... Saygı duyarım. Yani öyle tabii abi. Ben yani biz bu konu, özellikle ben kendi adıma konuşayım. Bu konularda çok sivri olmamaya çalışan biriyim sonuçta. Çünkü temsiliyete de inanıyorum ama temsiliyet çerçevesinde iyi hikayelerin ve karakterlerin bozulmasına da karşıyım. Böyle bir durum var. Şu anda önceliğimi ben bu ikinci söylediğim hani iyi hikaye ve karakterden yana kullandığım için şu anda onun zedelendiğine dair, çok zedelendiğine, hı-hı, dair bir şey görmedim Rings of Power'da. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Mesela burada Galadriel çok eleştirildi. Bir kadın karakter olarak işte dizide de geçiyor ya, ben işte karanlığı gördüm, ben de gördüm, benim gibi görmedin işte, gördüm, benim gibi görmedin falan. Yani
böyle iddialaşmalar falan var. Yani ben mesela o kadar beni bana batacak bir durum falan olarak yorumlamadım bunu. Ya zaten dizi içinde de çok abuk değildi. Elrond sonuçta öyle Galadriel kadar aktif şeye katılmış durumda. Evet. Kadın yıllardır evet. kapışıyormuş milletle işte. Öyle bir durum var. Öyle bir durum var. Yani benim yorumum öyle olacak. Ama Tolkien sonuçta hani alegori yok denen kısmı da şöyle bir şey oluyor. Hani ben efendim direkt social commentary veya işte dünyanın mevcut sorunlarına direkt yorum yapan bir anlatıdan ziyade bir mitoloji yaratmaya çalıştım. Genel iyilik ve kötülük üzerine bir anlatı gibi bir durum var. Şu anda onu çok fazla kıracak bir durum görmedim ben Rings of Power'da. İki bölüm özelinde. Onu söyleyebilirim ama tabii ki mesela şöyle yorumlar okuyorum, o konuda da diyecek bir şeyim yok. Efendim işte Orta Dünya havasını alamıyoruz, alamadık. Burası bildiğimiz Orta Dünya değil falan gibi. Ben bunların totalini şeyden de biraz kaynaklandığını düşünüyorum ve anlıyorum, saygı duyuyorum. Filmlerle özellikle şu anda dizinin izleyicisi olan belli bir neslin tabii aklına kazınan bir Orta Dünya imgesi var neticede. Veya yıllar içerisinde kitaplardan sonra işte efendim ortaya konmuş olan illüstrasyonlarla veya atmosferle efendim zihinlere kazınmış bir Orta Dünya var. Bu dizi direkt birebir onu veriyor mudur, vermiyor mudur? Onu tabii o efendim o imgeyle baş başa olanlara sormak lazım. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Ama yer yer özellikle çok çaba sarf ettiklerini söyleyebilirim. Özellikle işte efendim bu helikopter kamera kısımları olsun. Ne bileyim yani efendim o ihtişamın yakalanmaya çalışılması olsun. Yine gidip mesela Yeni Zelanda'da çekmişler yani. Yani o tip şeylerde bir çaba olduğunu görüyorum ben. Veya işte müziklerin efendim Bear McCreary bence güzel yani. Gayet Hı-hı. keyifli Hı-hı. müzikler olmuş diye düşünüyorum. Yani böyle bir çabadan bahsedebiliriz. Benim de mesela çeşitli başka hayranlıklarım var biliyorsunuz. Yani izleyenler bilecektir. İşte Star Wars veya Alien gibi konularda mesela işte en ufak bir ayrılık olsa biz de böyle bir şeylik yapıyoruz yani. Eski kafalılık yapıp ya bu olmamış ya bu şey havasına evet. uymamış ya falan diyoruz. O yüzden o konuyu bilenlere bırakıyorum. Dediğin gibi diyorum. Yani bende de benzer bir şey oldu. Çünkü mesela ben baktığım zaman o söyledikleri şeyi göremiyorum. Çünkü fikrim yok. Yani filmlerden öyle çok ayrı Hı-hı. işte o yani bir şeymiş gibi gelmedi bana. Ama Hı-hı. bilenler daha tabii farklı yorumluyorlardır. Hı-hı. O yüzden de muhakkak diyecek bir şey yok. Dışarıdan biri olarak son söyleyeceğin nedir desem. Yani dediğin gibi yavaş başladı. Ben de yer yer birazcık sıkıldım ama klasik gibi de 5 sezon planlanmış anladığım evet. kadarıyla dizi. Evet. Hani bir 4-5 bölüm herhalde bir zaman tanımak beklemek lazım. Beklemek lazım. Beklemek lazım diye düşünüyorum. Ben şu anda efendim iki dizi başlamadan önceki konumumdayım 3 aşağı 5 yukarı. House of the Dragon beni daha çok heyecanlandırıyor ki o da daha motoru ısıtıyor yani. Evet. Rings of Power da daha motoru ısıtacak. Göreceğiz bakalım nasıl bir noktaya gideceğini. Arkadaşlar bu özel bir konu biliyorum yani sizlerin birçok yorumunuz olduğunu biliyorum. Lütfen o yorumları bizlerle paylaşın. Bizi de yönlendirin yani doğru olmadığını düşündüğünüz evet efendim söylediğimiz şeyler falan olabilir. Onları da lütfen yorumlarda bizimle paylaşın diyorum. İzlemeye devam edeceğiz Rings of Power'ı. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşürüz.